Sonra aynı adamın teki trene biniyor. Trene bindiği zaman herkes böyle garip garip bakıyor. Bu gidiyor, bu dayanamıyor, aynaya bakıyor. Aynaya bakınca ne görsün? Ne? Yüzünde kızılderili boyaları. Kızılderili boyamış bunu. Tahsin'cim gece kalkıp boyamış ya. Ay. Bizimki aynaya bakınca ne dese beğenirsiniz? Ne? Sersem otelci benim yerime kızılderiliyi uyandırmış. Kendini kızılderili sanmış yani ya. Ay ilahi Burhan. Ya stand-upçı gibi. Ya kim inanır buna Tahsin Bey amca? Kim inanır? Kadir inanır. Şimdi de evet devam ediyorum. Şimdi de Tokat'ta başımdan geçen bir olayı anlatacağım. Şimdi Tokat'ta göl kenarında oturuyorum. Elimde yoğurt, göle maya çalıyorum. Göle maya çalıyorsunuz. Üstüne bastın kaldır ayağını. Ne kadar hazır cevap değil mi? Sonrasında da, şimdi gölde oturuyorum ya. Sonrasında gelip geçenler, Burhan Bey, koskoca idare müdürü, siz burada ne yapıyorsunuz diye sordular bana. Ben de onlara dedim ki, göle maya çalıyorum. İyi de bu Nasrettin Hoca fıkrası. Zibil Rezevittin mi ki sen? Ne? Zırt Erenköy. Hiç uğraşma benimle, susturamazsın. Vallahi seni sustururum. Bana laf yetiştiremezsin, onu söyleyeyim sana Aslı Hanım. Neyse, gol maya tutar mı diye sordular bana. Ben ne desem beğenirsiniz? Ya tutarsa? Harold yani. Vallahi bedava tiyatro gibi ya. Ay sen bunu parayla yap Burhan. Vallahi bilet kesilecek iş bu. Ya da bilek. Ne bileyim parayla değil de bu hafta Asparagus'ta bir yetenek yarışması yapılacak. Belki orada stand-up yapacağım. Bu Şesu'nun organize ettiği yarışma. He. Bey, Yaprak şarkı söyleyebildiği için katılıyor yarışmaya. Siz nasıl stand-up yapacaksınız acaba? Bir saattir yapıyorum ya. Ortalığı kırıp geçiriyor. Doğru mu? Siz o anda neredeydiniz? He? Duyamıyorum. Duyamıyorum. Burhan'cığım, katılınca ne oluyor? Stand-upçı mı oluyorsun? Olur mu İfot? Evet. Abla yani ben profesyonel bir insanım. Bir anı olsun diye yapıyorum bunu. Yani bak bizim Tokat'ta bana... Ya Burhan, ilahi Burhan, sen ne kadar komiksin, spiritüel bir insansın. Ay Burhan, Burhan, Burhan. Ya öyleydi hep. Benim çocukluğum böyle geçti. Şimdi ödüller falan var ya, plazma TV olsun, mutfak robotu olsun. Onları böyle alayıp gelin diyorum. Burhan Bey, siz ön elemeyi bile geçemezsiniz. Ay niyeymiş o? Çünkü adaylara karar verecek olan insan Şesu. Hayırlı akşamlar. Ailenizin şarkıcısı geldi. Size bir dedikodu vereyim mi? Ay benden. Ya Bülent abi var ya Bülent abi. Onu kaçak et keserken yakaladık. Kimi? Cem'in babasını mı? Ne eti kesiyormuş? Kurban eti gibi bir şey mi yani? Ya tamam Volkan neyse ne. Aa. Başka kadınla aşna pişne yaparken yakaladım diye. Aa! Nerede? Ya bizim dükkanın oradan geçtiler bir kadınla. Bayağı samimiydiler yani. Ay vallahi çok yazık Sedef Hanım'a. Alışmış kudurmuştan beterdir. Bas, hiç duramaz. Adamın çapkınlığı hastalık gibi yani. Tuhaf. Hiç böyle şeyler görmedik anamızdan babamızdan. Aile düzeni başka olunca. Yani insan baba ocağında ne gördüyse onu yapar. Annesi pasaklı olur, kız pasaklı olur. Babası çapkın olur, o çapkın olur çocuklar. Yani Allah korusun. Doğru söylüyor adam bak. Uzuna dikkat et. Düğün müğün işlerine de başladınız. Ondan sonra dönüşü olmaz. Ay Volkan. Bu da spor modeli. CD çalar, hava yastığı ve kliması standart. Ne bileyim, kırmızı metalik düşünüyorum.
Ne dersiniz? Aslı peyniri versene. Ay bu kırmızı metalik çok güzel, çok da yakışır sana Burhan. Değil mi Makbule? Dayı çay koyayım mı? Yok sağ ol kızım. Yeni arabanların nerelere gideceksin Burhan? Vallahi benim çevrem Nişantaşı, Cihangir, Taksim olduğu için hep oralar. Vallahi şimdi söylemesi ayıp, Etiler bile uzak geliyor bağ. Baroş geliyor yani. Siz de Etiler herhalde. Yok bir şey, güzel, kırmızı güzel fikir, iyi iyi. Burhan'cığım, sen şimdi klimanı açarsın. Güzel bir müzik koyarsın. Yanına da böyle hoş bir arkadaşını alırsın. Makbule gibi mesela. Ondan sonucuma tıngır mıngır gidersin ha? Bilmem ki. Ay nasıl olur? Ha? Ha? O? Ha? Bilmem böyle tıngır mıngır diyorsun ya. Bilmem ki. Ha? Nasıl olur acaba? Ay unuttum, unuttum. Ne unuttum diyorum. Arnavutköy çileğinden reçel yapmıştım. Hadi gel senden bir tabağa koyalım da getirelim. Kızlar getirsin canım. Kavanozun kapağı yapışmıştır şimdi. Tahsin'cim onu ancak sen açarsın. Cam sıcak tutuyor. Tutun, açılır o. Tahsin'cim gel. Allah Allah. Aslı sen işe gitmiyor musun ya? Yargen. Ayol bir günde erken geçiyor işe. Giyinmedim ben anne. Yavrum böyle çok iyi işte spor. Ben kahvaltı ediyorum daha şu anda. Ay çok yiyorsun Aslı. Çok yiyorsun. Şişmanlayacaksın. Mayoyu nasıl giyeceksin? Ay iyiyim ben anne. Zayıfım ya. Aslı işe git. Git! Nasılsın Makbule? Ah, doydum. Hiç işte iyi olmaya çalışıyorum. Ben de. Of. Makbule. Ay ne olur yapmayın Burhan Bey ya. Ne oluyor bize böyle Makbule? Aman olanlar oldu işte, kalan sağlar bizimdir. Sağlar mı? Ben bu arabayı senin için alıyorum ama bu arabayı. Ne alaka? Ne alakası var mı? Ben hayaller kuruyorum. Beraber yan yana oturmuşuz. Böyle uzaklara doğru gidiyoruz. Ben böyle hayaller kuruyorum ama. Uzaklar mı? Evet. Mesela Taksim'e gideriz. Böyle cıstak cıstak meydanda dolanıp dururuz. Ay uzaklar deyince Taksim mi geliyor aklınıza Burhan Bey? Ama ben arabayı kullanmayı bilmiyorum ki Makbule. Öğrendiğim zaman Polinesköy'e gideriz. Orada piknik yaparız ki. Kene varmış. Piknik tehlikeli. O zaman şey arabada otururuz, klimayı açarız. Ay yine sıkışmış arabanın içinde. Ya sıkış mıkış değil. Bir defa otomatik ileri geri gidebiliyor. Burada düğmesine basıyor, otomatik geçiyor. Otomatik mi otomatik? Onlar öyle ben çabuk bozulur böyle araba. Yani çok gereksiz. Sen ne yedin? Havay. Rahat! El ver arabadan! El! 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 Ne yapıyorsun o arabaya? Ay! Çok meraklıydım ben de sizin arabanıza binmeye. Yalnız oturacak başka birini bulalım. İstemiyorum kimseyi ben. Allah Allah. İstemiyorum. Aa. Tek başıma oturacağım arabada. Hiç kimseyi istemiyorum. Tek başıma. Hiç kimseyi de bindirmeyeceğim arabama. O çam kokulu şeyler var ya, kokular. Onları aynaya asacağım. Koklaya koklaya gideceğim. Ondan sonrasında böyle kafası sallanan köpek var ya, biblo. Onu asacağım beraber böyle hipnotize. Ola 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 ola. Yalnızlaşacağım. Artık konuşma bitti. Paf! Paf! Laf bitti. Yalnızlık başladı. Açka. İyi günler. Sorry. Kadar ağzı bozukmuş. Ne çenesi düşükmüş anlatamam ya. Aman be. Prenses sandık ne çıktı? Her işte bir hayır vardır kardeşim. Hayırlısı olsun. Daha iyisini bulursun inşallah. Sen sus sarhoş. Rezil ettin beni geçen gün. Sacit bilmeden konuşma.
Aslı hikayesini anlatsam roman olur vallahi. O ne lan? Merhaba Sacit Bey, nasılsınız? Burhan, araba alacağım dediğin bu muydu? Araba mı? Ne bileyim, onun çok demode bir fikir olduğuna karar verdim. Geçen yüzyıldan kalan böyle çevreyi kirleten mazotuyla, benzinliyle. Yani demode. Bu asrın icadı. Zencefil. Zencefil mi? Ginger abi. Boşun üstünden düştüğü zaman zingo. Burhan, sen şimdi araba yerine bundan mı dolaşacaksın böyle? Yani... Bu konuda bir önce olmak istiyorum açık konuşmak gerekirse. Hem avantajlı, hem hesaplı, hem de Nişantaşı'nda park yeri sorunu yok. Yani sen şimdi Nişantaşı'nda bununla mı dolaşacaksın abi? Ama başka yere gittiğimiz mi var ki yani? Bakkalıydı, çakkalıydı, kırıkçısıydı, çıkıkçısıydı, kuru yemişçisiydi, kuru temizlemecisiydi, hındırsını, hındırmasını, hındırsını. Hepsi bu mahallede yani. Eyvallah. Ama biraz yavaş gibi yani. Sürat... Felakettir Sacit Bey. Bunu unutmayın. Hem trafikte, hem aşkta. Doğru söylüyorsun. Bu aletin en güzel tarafı bu. Yalnızlık. Hiç kimsenin yanına binemeyişi. Yalnızlık. Bunu soran olursa bence öyle söyleyin. Kim soracak Burhan? Hani evden falan soran olurlarsa... Burhan Altıntop niye zencefile biniyor diye soran olurlarsa... ...soran olacak zaten onu, soracaklar. Onlara onu söyleyin. Burhan Altıntop yalnızlığı çok seviyor. Kimseyi yanında istemiyor. En iyi dostu yalnızlık deyin. De bunu, diyeceksin. Arabadan daha ucuz olduğu için almış desem daha inandırıcı olur bence. Ya sadece sen öyle söylesene. Öyle söyle. Hayatını bundan sonrasında öyle kurguladı, öyle planladı de. Artık yalnız de. İyi, iyi, tamam, tamam. İyi. Yolcu yolunda gerek dostlar. Gideyim ben biraz böyle erzak alışverişi falan yapayım. Hadi de ho, hadi de ho. Hazıra, hazıra. Alta la vista. Gal. Bence bu herif normal değil abi. Bak bakayım Sacit. Aman ben bakmayayım. Şimdi Zeynep falandır, yüzünü görmek istemiyorum. Aman ne güzel, iyi. Nesi iyi dayı? Yani kararlılığın arkasında dur. Sağlam karakterli ol. İyi, iyi. Ben baktım. Baba, boşanma davaları hangi mahkemeye açılır? Sulh, hukuk mu? Yok canım, aile mahkemesi. Niye? Böyle bir niyetiniz mi var? Yok, yok. Hayır. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Ayol, bu nedir böyle? Zencefil. Aa. Vallahi adı bile var, zencefil. Araba almaktan vazgeçtim, bunu aldım. Nasıl? Yok ama enteresan. Evin içinde mi dolaşılıyor bunlar? Vallahi Tahsin Bey amca, bunu her yerde kullanabiliyorsun böyle. İçeride, dışarıda fark etmiyor. Peki size soruyorum. Araba yerine neden bunu aldım? Kesin daha ucuz diyedir. Hiç ilgisi yok. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi sorun bakalım. Of Burhan, içimi kuruttun ha. Aman peki niyeymiş? Yanına kimse oturamıyormuş, daha rahatmış. Evet. Yalnızlığın dayanılmaz hafifliği. Bundan sonrasında hayatımı böyle planlıyorum. Sadece kendim ve ben. Başkasını hiç istemiyorum. Yalnızca kendim ve ben. Bu bisikletle acaba her yere gidebilecek misiniz Burhan Bey? Bisiklet değil, bir defa asrın icadı. Bilip bilmeden konuşmayalım. Allah'ım ya Rabbim. Evet, ben şimdi biraz böyle bir tur atarım. Yalnız başıma tabii. Ondan sonrasında bir kafeye giderim. Kendime böyle bir frappuccino alırım. Onu fıkır 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 içerim.
Ondan sonrasında da artık hayatım böyle. Yalnızca kendim ve ben, sadece dostum ve ben zencefil. Aman o kafeye yürüyerek de gidiliyor Burhan Bey. Sinek vızıldı herhalde. Ondan sonrasında da ver elini Beyoğlu. İstiklal Caddesi'ne araba giremezken ben te aşağıya doğru giderim bununla. Galatasaray'a kadar. Ay çok güzel bir şey ama hem de böyle püfür püfür. İbe abla istersen gidelim böyle dolaşalım. Hani tek başınıza dolaşacaktınız? İyi o zaman ben Beyoğlu'na gidiyorum Taksim'e. Gezeceğim biraz. İfa şu kapıyı açsana, geri geri gideceğim. Geri, geri bas. Geri bas Zenci. Zenci geri bas. Görüşürüz. Hoşça kalın dostlarım. Abla, sizin aranız mı bozuldu? Ama ne aramız olacak bizim ya Allah? Hem ne işim var benim el alemin zerdeçalında? Allah kahretsin, lanet olsun! Lanet olsun ha! Konuşalım mı? Yardım! Hayırdır inşallah, bu ne? Açısı Burhan mı? Baktım ben. Nasıl kıydılar bana ya? Nasıl kıydılar? Böyle iş olur mu ya? Ne oldu oğlum? Çantamı kaptılar, kapkaç yaptılar bana. Böyle tarla başında gidiyordum, iki tane genç çocuk bana yaklaştılar. Böyle çantamı çaldılar benim. Aa, zerdeçalar üstündeyken mi? Zencefil ya, zencefil. Yanlış söylüyorsun. Çok hızlı koşuyorlardı, bir türlü yetişemedim. Allah Allah, zencefilin hızına rağmen. Evet, bu konuda çok usta olmuşlar. Ben Johnson gibileri vallahi ya. Aman evladım, sen de ne diye gece vakti tarla başında yürüyerek geçiyorsun? Yürümedim, zencefilin üstündeydim. İki tane çocuk, yani cesarete bakar mısınız? Ya üzerlerine sürseydim, ayaklarını cıyır cıyır bir kırsaydım şununla. Nereye gitti peki? Çantam işte. Özel eşyalarım, bir de söylemi sahip böyle 723 YTL küçük bir servet yani. Şükret gene, ucuz atlatmışsın. Ay hiç olmazsa zencefili çalmamışlar işte. Ya zencefille gitmeye kalksalardı bu onlara koşarak yetişirdi zaten. Allah Allah, yetişsem ne yapacaktım ki? İki kişi, hadi birine çalışsam böyle ağız burun girsem, bir tanesi boşta kalıyor yani. Balatlar beni. Çantamı vermem dedim. Çok hırpaladılar beni. Ay Burhan Bey çok geçmiş olsun. İyi misiniz? Bir su falan vereyim mi? İyi sayılırım. Bilginize çok teşekkür ederim. Of. İstanbul çok tehlikeli. Bir şey yapmak lazım. Araba al mesela. Ya da kendini koruman lazım. Uzun süredir kickbox dersleri almayı tasarlıyordum. Bence tam zamanı. Lahiya! Zencefil Garanto! Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I got a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight. Şekerim, birinci nasıl seçilecek? Fever. Ya şimdi bu alkışın, tezahüratın şiddetine göre şuradaki aletler var ya. İşte onlar şiddetine göre ölçüyorlar işte hani ne kadar neyse yani.
Anneniz gelmeyecek mi? Annem gelmeyecek. Çünkü gelirse ben çok heyecanlanırım. Niye heyecanlanıyorsunuz? Ya sizdeki yetenek bende olsa. Oho! Mencim Bey, siz de saçlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Bak, çok çok ince bir espri değil mi? Değil mi? Şak diye ama değil mi? Bravo, bravo. Burhan abi, hadi sıra sende. Ya gülmezlerse? Ya lütfen Burhan abi, olur mu öyle şey ya? Sen çok komik bir insansın. Sen bir numara bir insansın. Hadi. Bravo. İyi akşamlar İstanbul! Bakın gülmeyeni valla vururum ha çocuklar. Arkadaşlar acayip destek vermek lazım. Yazık adama. Ya çocuklar, birinci travma adamı bu hale getirdiyse ben ikincisini düşünemiyorum bile. Evet. Evet. Şimdi memlekette başımdan geçen bir anıyı anlatacağım. Tokat'ta göl kenarında oturuyorum. Elimde yoğurt, göle maya çalacağım. Hadi. Espriyi anlayanlar hemen uyandı ama bazılarında herhalde jeton köşeli, ondan dolayı biraz geç uyandılar. Tabii gelip geçenler var. O geliyor, öbürü geliyor. Ben de idare müdürüyüm. Yani ciddiyet sahibi idare müdürüyüm. Öyle idare edip geçiyoruz işte. Böyle saplama espriler ara sıra yapabilirim, haberiniz olsun. Evet. Devam ediyor gösterimiz bütün hızıyla. Bana niye çalar saat? Yani sünnetlerin zamanını ayarlamak için deyince... Sünnetçi arkadaşım o anda diyor ki, vitrine o zaman ne koysaydım demez mi? Yani hayatta bazı durumlar var ki gerçekten alakaya çay demle. Durun durun, hemen acele etmeyin. Çay demleyip gelmeyin sonra. Sonra sünnetçi arkadaşıma dedim ki, ya buna kim inanır dedim. O da bana demez mi? Kadir inanır. Evet, gülmeler katlana katlana büyüyor. Yani ben size şunu hemen uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen bayılmayın, yoksa ben sizi ayıltamam. Ben öleceğim artık ama ya. Evet, gösterimiz devam ediyor bütün neşesiyle. Bravo. Sağ olun. Peki dedi, Burhan Bey dedi, sizin dedi ciddi bir idare müdürü olmanız dedi, tamam dedi, onu anladık dedi. Aynı zamanda dedi, spiritüel bir insansınız da dedi. Bunu dedi, nasıl beceriyorsunuz filan dedi. Ben o anda lafı yapıştırdım. Mintaksla canım, mintaksla, mintaksla canım, mintaksla. Daha hızımı alamadım, devam ediyorum. Ona öyle demezler, peynir ekmek yemezler dedim. Çok harika bir gece, çok teşekkür ediyorum. Vallahi yani ben sizi güldürdüm. Allah da beni güldürsün. Yani hepinize çok teşekkür ediyorum. Böyle bir gecede beni yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkürler. Bizim yok ama yakın zamanda şovum için müzik ayarlayacağım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hiç öyle gülmedim. Bittim. Ben de vallahi Burhan abi. Ağzına yüreğine sağlık. Ben şimdi kalkayım, sonuçları alayım. Sağ olasın. Ben vallahi yaşlandım. Efendim? Ay gülmekten o kadar komikti ki. Karıştım. Tamam.
Geldi son iki gösterinin puanlamasına. İlk yarışmacımız Yaprak için alkış alalım. Ve son olarak stand-upçımız, canımız, ciğerimiz Burhan Altıntop. Bravo. Evet, göstergelere baktım şöyle bir. Görünüşe bakılırsa en yüksek volümlü tezahüratı alan belli oldu. Plazma ve mutfak robotu nereye gidiyor? Burhan Altıntop! Bravo! Bravo Burhan Bey! Bravo, 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 bravo! Bravo, bravo, bravo! Evet, kazandığıma göre gösterimin ikinci bölümüne başlayabilirim. Evet, demek kazandım. Ben kazandım. Kim inanır buna? Ha? Sizi duyamıyorum. Kim inanır? Kadir inanır. Evet. Çok güzel. Hoca, böyle de kalsa iyi hoca. Ablamı yersen profesyonel çıkmaz mı? Hayır aslında be. Allah canım alsın ya. Hayır, ben böyle başlarda elini omzuma attım falan, böyle romantik takılıyorum. Tak baktı, gördü malzemeyi, dedi ki dolarlar işler dedi. Ne acayip değil mi abi? Çok acayip ama şüphelenmem lazımdı kardeşim. O ne aksiyon, o ne hareket ya. Sabah bir uyandım, her yanım çürük içinde, parçalı bulutlu bir gövde. Bana da öyle oluyor biliyor musunuz? Bana da öyle oluyor. Şimdi gecenin bir saatinde neyse enerjileri yükseliyor bilmem ne. Kaptırıyor kendini herhalde, ne yapıyorsan dalıyor ediyor, böyle her tarafım artıyor benim. Ne zaman oldu bu Burhan abi? Sana mı anlatacağım? Hadi Gimbil. Bize anlatın Burhan Bey. Bize anlatın, biz öğrenelim o zaman değil mi sizin çapkınlık hikayelerinizi? Yani bize daha çok siz böyle bir hani şey gibi... Sıfır kilometre diyebiliyorum. Ben seni muhatap olarak almıyorum ki Şesut. Almıyorum. Yani benim de öyle bir huyum var yani. Ama yani Cem Bey'e çok bozuldum açıkçası. Lütfen. Yani hadi dedim, özel gününüz falan dedim. Sineye çekeyim, laf etmeyeyim. Dolgun olayım. Bir şey demeyeyim. Neyse. Hadi içelim beyler. Şesu, bu peynirle olmaz. Dandik peyniri be kardeşim bu ya. Yakışmaz muhabbetimize ya. O zaman ben evden mi getireyim? İfat abla peynir söylemiş, Ezine peyniri dükkandan. 12 kilo hediye göndermişler. O da bana bol bol getirdi. Acaba ben alayım mı onu, getireyim mi? Vallahi Burhan abi, sana zahmet olmazsa çok hora geçer ya. Tamam o zaman. Ben onu getireyim. Ama bu arada espri falan yapmayın, ben kaçırmayayım ya. Hadi Burhan abi. Hadi. Burhan abi. Peynir getir. Gidip peynir getirsene. Ha ha. Bana bak Şesu. Onun bu psikopat gidip Aslı'ya her şeyi anlatmasın. Ya yok, o kadar psikopat değil ya. Hayır oğlum, kızdırdık oğlum adamı. Ya eğlenmene bak ya. Kubilay Lay, niye suratın askana? Bırak ya o. Nişantaşı'na resmen mafyat adammış kardeşim. Sizin ofisin önünde yol kesip araç aldılar benden. Neymiş? Sokakta yürüme aracıymış. Oldu mu şimdi canım? Çok umarıyor. Kuzo gördüm ben onları ya.
Burhan abi. Burhan abi. Ellenen kadını geri vereceksin değil mi? Sus, sus, sus. Biz bana pas vereyim burada. Sen nereden anlayacaksın? Ne pası ya? Bu şovun bir parçası, kurban olayım. Sus be! Kıskanç köylü. Karşında soyunarak dans eden bir kadın var. Şu düşündüğüne bak ya. Cem biraz eğlensene. Ne haber canım? Aa, Gubi sen tanıyor musun? Ya ne adamsın sen ya? Cevrem Geniş. Ben ne yapayım canım? Of ya. Aman canım. Oradan buradan işte. Adam nasıl ne olur ya. Ölüm koy. Şu erkek erkeğe muhabbet ediyor. Ne yaptınız beraberken? İleri gittiniz mi? Tamam bu. Fazla yüz göz olmayalım. Kalbini kırarım. Vermişti. Duydum, duydum Burhan Bey. Seyredelim isterseniz, buyurun. Kibilay Bey. Hani kızı tanıyorsunuz ya siz. Hani söyleseniz de hani biz. Hani yakınız ya, siz tanıyın ya. Ha deseniz de hani böyle bir cırılçıplak soyunmaz mı? Abi benim Ukrayna'nın kız arkadaşımkiler daha doğal ve bir numara daha büyüktü. Barda duruyor ama gözler bende. Arada saçını atma ayaklarında bakışlar falan. Oo, klasik. Oo, çok klasik ama. Yalnız bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar size? Bu sulavlar acayip oluyor ya, böyle süt gibi. Sen nereden biliyorsun lan? Kubilay anlattı. Ha. Oğlum. Bizim dükkana gelmiş sütlaç yemeğe. Karıyı gördüm, dibim düştü azizim ya. Vallahi dergilerdeki kadar varmış gerçekten abi. Fazlası var lan, daha güzel işte. Bir dekolte var kardeşim böyle. Gözünü alamıyorsun canım. Yok yok. Onun bel kısmı çok güzel, böyle şiir gibi ya. Abi. Ulan gördüm karıyı. Sertaş'a dedim ki, lan dedim ben bu karıyı alayım. Eve götüreyim, seyrederim. Abi taktım mı ben kafaya? Gece yatakta dön Allah'tan, dön Allah'tan. Oh be. Ulan uzun helal olsun lan sana. Oğlum erkek muhabbeti gibisi var mı lan? En kötü günümüz böyle olsun lan. Çok teşekkür ederim.
Oğlum Aslı ile evleneceksen bu fırsatları değerlendirsene manyak. Ben hayatımın geri kalanını Aslı ile geçirecek olmaktan çok mutluyum Volkan, tamam mı? Adam olmaz bundan Sertaç. Abi ben kalkıyorum, dayanamıyorum, oynayacağım. Bir içki falan verin kıza, ben de kalkıyorum. Şimdi çapkınlık nasıl olur anneciksin? Şimdi seyret. Bağladın ha. O tadını çıkar. Olacak mıyız acaba? Herif burada olacakmış bu gece, öyle söylediler. Adı da Sertaç'mış. Hangisi ki? Sertaç diye bir arkadaş varmış. Bir sürpriz yapacağız da. Hangisi kendisi? Tam olarak bilmiyorum ama... galiba dansözle göbek atan. Barmen. Şşt. Ben buraya yardım et ya. Neymiş? Tipi o. Tam da yaptı. Fahri, böyleleri var ya, insanın işini kolaylaştırır. Bunu böyle dövdükçe dövesin gelir. Tip kıl ya, vicdan azabı çekmezsin. Evet abi, öyle bir tipi var. Hemen saldıralım mı abi? Şşş! Oğlum bu kalabalık da olur mu lan? Akıllı ol. Aslı, sevgili. Sevgilim ne oldu? Ben evlenmek istemiyorum. Hayvan oldu hayvan. Ne oluyor ya? Bırak canım, çocuk biliyorsun. Belki normalleşir ya. Kardeşim, sen manyak mısın ha? Manyak mısın sen be? Ne oldu ki ya? Ulan bu bizim damat değil mi ya? O mu yapacak temizliği? Yok. Ulan demek ki biz bayağı geç kaldık. Herif bizzat müdahale etti. Koş. Ben bir şey söylemedim. Ben kimseye bir şey söylemem kardeşim. Allah! Kız niye benimle konuşmuyor o zaman ha? Ama bir şey demeyin. Lezgara de bulamayın. Biz hallederiz. Yürü lan. Yürü. Yürü. Ne oldu? Ne dedi? Yürü. Yürü. Anladın mı? Yürü. 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 Ben bu herifleri daha önce nerede gördüm ya? Yani bunlar Aslı'nın babasının yanında çalışıyorlar. Alo? Olimpiyat komitesi mi? Aslı Hanım? Ay sesi çok güzel ya. Cırıl mı acaba? Merhabalar. Ben Cem Burhan Altıntop Onaran. Ha evet. Cem ismini kullanmıyorum ama. Onaran ismi de benim kızlık soyadım. Ha
Hayır efendim, anlaşılmayacak bir şey yok. Avrupa Yakası dergisinin genel müdürü benim ve olimpiyat meşalesini ben taşıyacağım. Evet, öyle bir şey olacak. Yalnız şeyi söyleyeceğim. Benim ismim C. Burhan Altıntop diye geçebilir mi? Çünkü bir karışıklık olsun istemiyorum. Olabilir. Peki bir soru daha soracağım. Acaba diyorum kimlik göstermek zorunlu mu? Çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. Çünkü ben orada koşarken benim arka cebimden düşer diye korkuyorum. Ha tamam. Peki son bir soru. Olimpiyat eşortmanları ne zaman gelir? İçine bir küçük altın konulu mu? Çocuklar benim adıma bir zarf gelmiş olması lazım. Sizinkilerin arasına karışmış olabilir mi acaba? Ne zarfı canım? Ya olimpiyat komitesinden bir mektup gelecekti. Olimpiyat mı? Ay olimpiyat mı? Hmm. Ya 14 yaşındayken ben Türkiye'nin ilk gokartçısıydım da. Aa, gokart ha? Gokart mı? Ya bu hani ufak ralli arabaları var ya. He. Hani çok fazla hız yapmayan. O konuda ben Türkiye'nin ilk sporcusuydum. Bu yüzden olimpiyat meşalesini taşıyanlardan biri olmamı istiyorlardı da. Ay ne güzel. Ay çok çizil. E işte hala resmi davet mektubu gelmedi, tuhaf. Belki vazgeçmişlerdir. Bence adamları arama, hani ne oldu, ne oldu filan diye adamları arama. Çünkü çok ısrar etmek ayıp olur. Yani meşaleyi taşımak için böyle popon dişiyor gibi bir hava olur. Bence doğru bir hava olmaz. Sporcu dediğin zeki olur, gururlu olur, vakur olur. Olur yani. Ay Aysuncuğum, eşortmanlar geldi. Çok cizeli biliyor musun? Yalnız bir şey soracağım. Bu pantolonun boyu biraz uzun değil mi? Ha, hangi formda 1.90 diye yazmışım? Hayır, öyle bir form doldurmadıydım binoma. Ha? Ha bir ay önce Cem isminde doldurduğum formu diyorsun. Doğru doğru, 1.90 tabii ki. Ama insan yaşlandıkça gemikleri biraz daralıyorum. Ondan dolayı. Ha. Aysuncuğum bir şey daha soracağım ben acaba. Şimdi bu meşale çok sıcak olabilir mi? Fırın eldiveni takayım mı her ihtimale karşı? Ha gerek yok diyorsun. Bir şey daha soracağım sana. Herhangi bir icri deriniyor mu? Aa. Şaka yapıyorum. Bütün ki bu ya. Şuraya bak. Meşaleyi taşıyacak koşuculardan birinin adı. C. Burhan Onaran Altıntop. Ya böyle bir adam olabilir mi ya? Ne olduğu belli işte şekerim. Herkese meşale taşıyacağım diyormuş. Ben de bugün duydum. Ya pislik herif ya. Mektuplarımı açıp yerime geçmiş. Bence git hemen şu yanlışlığı düzelt. Burhan da rezil olsun. Onun rezil olma eşiği çok yüksek Fatoş. Bu ona vız gelir ya. Ama dur bak, ben ne yapacağım ona biliyor musun? Yarın buraya geleceğim. Dolandırıcısın lan sen diyeceğim ona. Tabii tabii. Herkesin kameraların önünde böyle rezil edeceğim onu. Ki bir şeye benzesin yani. Tamam öyle yap şekerim. Ben yarın koşudan 15 dakika önce buraya kimliğimle geleyim de onu bir şöyle bir Çinlilere dövdüreyim de aklı başına gelsin. Anlasın hangi ayı Konya'yı o. Ne oldu Burhan Bey? Hiç. Ay sen burada mıydın ya? Ha. Olimpiyat koşusu buradan geçecek ya. He. Hani bekleyeyim, koşuyu izler akşam, öyle giderim dedim eve. Koşu mu? Ay. Hiç ilgilendiğim bir konu değil ya koşu. Ben sporla ilgilenmiyorum. Benim ilgi alanım sanat. Aa, nereye böyle erken erken Burhan Bey? Ne güzel oturuyorduk. Karpuz keserdik. İlahi ya. Toşladım ya. Neyse, ben yavaş yavaş gideyim çünkü benim işim var. Ne işiniz var? Benim? Ha, kek yapacaktım da ben. Akşam misafirler gelecek, limonlu. Aa, olimpiyat koşusunu seyretmeyecek misiniz? Yok, ben ilgilenmiyorum gerçekten. Neyse, ben yavaş yavaş gideyim o zaman. Ya biliyor musunuz Burhan Bey? Bu akşam meşaleyi taşıyacaklardan biri de ben olacaktım. Ya, form gönderdiler, aradılar. Ya, formları doldurdum, geri gönderdim. Ondan sonra hiç. Ne bir kostüm, ne bir davet mektubu, hiçbir şey yok. Artık ne aradılar, ne sordular. Nasıl bir organizasyonsa yani.
Aman işte yani Çinliler her işleri bir dandik yani. Bunlar oyuncak yapıyorlarmış. Hmm. Çocuklar hemencecik orada zehirleniyorlarmış. O adır dandik yani. Neyse hadi görüşürüz. Keyfinize bakın. Görüşeceğiz Burhan. Görüşeceğiz. Sen hiç merak etme. Sayın seyirciler, Olimpiyat meşalesinin İstanbul yolculuğu Nişantaşı'ndan da geçiyor. Buna saatler kala Çinli görevliler yerlerini almış durumdalar. Biliyorsunuz Çin ve Tibet arasındaki gerginlikten dolayı bir protesto gösterisi ihtimaline karşı Çin hükümeti Olimpiyat meşalesinin geçtiği bütün ülkelerde geniş güvenlik önlemleri alıyor. Olimpiyat meşalesinin yolculuğu başladı. Şu anda Mecidiyeköy'de elden ele ilerleyen meşale Harbiye ve Nişantaşı'ndan geçip Taksim'e gidecek. İfot, ben şimdi çıkıyorum. Yarım saat sonra televizyona çıkacağım ha. Tamam. İyi şanslar Burhancığım. Biz de televizyondan seyredeceğiz. Misafir falan var diye inşallah kaçırmayız. Neyse canım ama izleyin televizyonda ha. Bir dakika. Burhan Bey, eldiven? He, meşale sıcak olabilir diye eldiven taktım. Ateş oluyor ya onda. Hadi. Bence siz onu Cem'e verin. Ne? Ne dedin sen ya? Ne demek şimdi o? Hız? İşte şey, koşunun hani anısına hediye olarak onu Cem'e verin diye. Asıyorum. Senin dilinin altında tek dişi kalmış bir bakla var bence. Yok bir şey Burhan Bey. Cem deyse onun yerine meşaleyi taşıyacağım diye acaba bana orada suçüstü mü yapacak? E hak etmediniz mi ya? Allah'ım. Biliyordum ama yani. Ama o meşale benim hakkımdı, benim hakkımdı. O dergideki en yetkili merci, müdür benim ama. Cem öyle düşünmüyor Burhan Bey. Ama yani son anda durup dururken böyle bir rezillik mi çıkartacak acaba sen biliyorsun kızım? Acaba meşaleyi falan mı son anda elimden kapacak kızımı olmaz ki değil mi? Benim reklam anlaşmam var. Reklam anlaşması mı? Of, gerildim ya. Cem devisi, pislik. Her şey kendisi istiyor ya. Her şey kendisine istiyor. Taş gibi kızı kaptın artık. Meşaleyi de bize bırakıyor. Burhan Bey, siz geç kalmıyor musunuz? Hadi çıkın ya. Doğru. Ay ne yapacakmış acaba? Son anda bir skandal falan mı yaratacağım? Kızım senin kulağına gelmiştir. Ya, bilmiyorum. Ama söyle bir, sen biliyorsun dur. Bilmiyorum. Hadi çıkın gidin siz ya. Of, puf, acayip tırsıyorum ha. Şu anda titriyorum. Vallahi heyecanlıyım. Ne yapacağım bilmiyorum. Taş gibi. Daha çok bekleyecek miyiz Aysuncuğum? Sizden önce daha 20 kişi var. Birer buçuk dakikadan yarım saat demek. He. Elden ele verilerek meşale yaklaşıyor şu anda Cem Bey. Şey acaba meşaleyi alıp şimdi koşmaya başlasam? Çünkü akşam çok önemli bir işim var benim ya. Olur mu öyle şey Cem Bey? İlahi. Ama bana Cem deyip durmayın. Ben Cem ismini kullanmıyorum. Ben Burhan ismini kullanıyorum. Evet sayın seyirciler, Olimpiyat meşalesi 15 dakika sonra birazdan tam buradan Nişantaşı'ndan geçecek. Basın mensubu arkadaşlar toplanmaya başladılar bile. Olimpiyat neşesi ve heyecanı devam ederken ben sözü Harbiye'deki arkadaşıma bırakıyorum. Niye geldin? Olimpiyat meşalesini taşımaya. Pislik. Senden hala pislik var mı Burhan? He? Var mı senden hala pislik? Olimpiyat komitesinde görevli arkadaş siz misiniz? Benim buyurun. Hani birazdan meşaleyi taşıyacak isim var ya, Cem Onaran, eski gokartçı. Evet. O benim. Sizsiniz. Hı-hı. Ama burada Cem Burhan Onaran Altın Top yazıyor. O da bu beyefendi. Yok, değil işte. Abi bana bir komplo. Şu anda bir komploya kurban gidiyorum ha şu anda. Vallahi ha. Bir dakika sakin olalım. Ne oluyor anlamadım. Ben hemen izah edeyim size. Buyurun. Bu benim kimliğim. Bu da benim gokart lisansım. Gördüğünüz gibi şu an meşaleyi taşıması gereken kişi Cem Onaran, o benim. Mehmet, problem var. Ne kadar sürer meşalenin gelmesi? 10 dakika mı? İki kişi meşaleyi taşıma konusunda tartışıyor. Cem, bunu bana yapma ne olur. Reklam anlaşmam var benim lütfen ama... Ayrıca derginin genel müdürü benim. Listede Cem Onaran yazıyor. Burhan ve Altın Top sonradan eklenmiş. Tamam.
Burhan Bey, sizin kimliğinizi görmem lazım. Ay, kıvırma Burhan. Çıkar, çıkar eşofmanları. Bak 10 dakikan varmış. Hadi ver. Cemciğim, ne olur yapma. Bak benim atletizm çocukluk hayalim. Atletizm aşkına ne olur meşaleyi bin taşıyayım ya. Yani sen var ya. Çıkar lan eşofmanı. Çıkar, daha donla kalacaksın. Kameralara rezil olacaksın. Ver onu buraya. Cemciğim, ne olur yapma ya. Alo. Cem aşkım. Sana geldim. Kapıyı çalıyorum, çalıyorum. Açmıyorsun. Konuşmuştuk ya, makarna yapacaktık. Alışveriş falan da yaptım. 15 dakikadır da kapıyı çalıyorum, açmıyorsun. Bir de özledim seni. Ben de. Meşale nerede kaldı ya? Şey, Cem Bey şu anda telefonda meşgul. Ben acaba meşaleyi alıp taşısam mı ha Hacı Osman? Burhan Bey, siz arkaya geçip soyunun isterseniz. Çok az zaman kaldı. Emrut. Melek, dur sen bir yere kıpırdama. Ben hemen geliyorum, tamam mı? Burhan, soyunmuyorum lan. Tamam, soyunma. Sen koşuyorsun. Ne? Affedersiniz. Cem Bey, hadi lütfen. 7 dakika var. Ya şimdi şöyle bir durum var. Ya benim dizim sakat. Belim sakat. O yüzden meşale hakkımı arkadaşa devredebilir miyim? Nasıl yani? Beni kastettiği. Ya şimdi bizim dergimizin spora yaptığı katkılardan dolayı böyle bir davet almıştım ben ama... dergimizin genel müdürü Burhan. Evet, evet. Ben demiştim ya sana. Yani o yüzden ben sakatlık dolayısıyla çekiliyorum. Benim yerime Burhan koşsun. Olur mu? Olur, olur. Niye olmasın kız? Olur, olur. Bir dakika. Olur herhalde. Ha, bir bak ya. Aynı adam koşacakmış. Cem Onaran sakatmış. Hakkını devredebilir mi? Biliyorum. Vakit yok ki. Kim koşacak zaten? Okey. Tamam Burhan Bey, o zaman siz koşun. Anam! Yaşasın! Bak şimdi otomatik neşe geldi. Can dostum, aziz dostum. Sporun ve sporcunun ana dostu. Kalıp yarışmayı izlemek ister misin? Yok Burhan, benim evde yapacak daha iyi işlerim var. Hadi kolay gelsin. Alo Fırat. Geliyor Burhan Bey. Meşaleyi yüksekte tutun. Yüzünüz medyaya dönük olsun. Çinli arkadaşlar da sizinle koşup yönlendirecekler. Çok hızlı koşmayın, görüntü alınabilsin. Tamam bebeğim, tamam bebeğim, tamam, ready. Evet, meşale şu anda atletizm dalında ödüllü sporcumuzun elinde buraya geliyor ve sıradaki koşucuya teslim edilecek. Anam, sıç atı değilmiş ya. Dondurmam kayma. Dondurmam. Lan ne diyorsun? Oğlum bırakın. Ya yapma. Acımdan bırakın. Ben şey, Cem'in evine girdim. Dondurmam kayma. Burada bak. Dondurmam kayma. Dondurmam kat katkısız. Dondurmam kayma. Parlamon français. Je le dis avec moi. Dondurmam kayma. Ne manyaklar var ya? Meşale koşusunda Tibet bayrağı açan şahsın kimliğini, Tibetli olup olmadığını biraz sonra yetkililerden öğreneceğiz. İnşallah bu olay Türkiye ve Çin arasında diplomatik bir krize neden olmaz sayın seyirciler. Şu anda ciddi bir arbede yaşanıyor ve sizleri olay netleşene kadar eski olimpiyatlardan unutulmaz görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Evlilik sözleşmesi mi? Evlilik sözleşmesi ha? Burhan Bey'e aşırı hissi tepkiler vermenizi istemiyorum. Bu kadar yıldan sonra. Bu sadece hukuki bir prosedür. Yok yok. Öyle. Yok, ben gayet iyi anlıyorum, biliyorum bak böyle. Oo, ağlayıp keyfimi kaçırmayacaksınız değil mi? Yok yok, gerçekten hayır hayır hayır. Senin keyfin çok daha önemli, benimkinden çok daha önemli. Senin keyfin çok daha önemli. Hep sen zaten. Eyvah! Hani her şeyimiz acı tatlı ortağıda. Ya yine öyle Burhan Bey. Ben sadece malları ayıralım diyorum. Bu kadar yıldan sonra. Sana gençliğimi verdim. Biliyorsun bunu Makbili. Of ya! İlk tanıştığımızda... gözümün kenarındaki hırışıklıklar var mıydı, yok muydu? Var mıydı, yok mu? Yoktu. Anladım tabii. Şu anda orta yaşa gelmiş, sosyal güvencesi olmayan bir erkeğim sayende. Sosyal güvence mi? Evet, anlamamış gibi bakma bana. Senin yüzünden bütün tariflerimi geri çevirdim. Kariyerimi ikinci plana attım. Ben şimdi ne yapacağım tıslak?
Ne alakası var ya? Yarın öbür gün elden ayaktan düşsem, yavaşıklılığımı kaybetsem, kıçına döner gidersin değil mi? Ay Burhan Bey, yarın öbür gün ne olacağımız belli mi ya? Üzerime bir ev bile yapmadın. Ya zaten birbirimizde oturacağız Burhan Bey. Ya yarın öbür gün çocuk olsa çocukla biz ortada mı kalacağız Allah korusun kızım? Ya çocuk olsa zaten alır ben bakarım Burhan Bey ya, benle kalır. Ne? Çocuğu da mı sen alacaksın? Ya sen beni sperm bankası mı olarak kullanacaksın? Siz de beni acaba yatırım bankası olarak mı kullanmayı düşünüyorsunuz he? Git oradan bak bile. Gelirim ha? Git buradan. Sorun yok. Oturup daha sonra konuşuruz bunları. Sizin bir kafanızı toplamanız gerek. Defol bak beni. Gidiyorum ya. Defol. Sorun yok. Bakalım burada da geçen ilkbahar minyatürkte fotoğraf çektirmiştik burada. Ay ay. Makbule nasıl da aşık bakmış ya. Tam bir sene oldu. Tam bir sene. Çekil ata yemeliyim. Ama kendinizi koyuvermeyin Burhan Bey. Belki o da bir dönem geçiriyordur. O kadar yıl beni oyaladı. Yok bugün evleneceğim. Yok yarın evleneceğim. Şimdi de değil, şartlarım bu. Yersen değil. Bakayım hala mı sayıyor? Bunlar hep böyledir zaten. Ona gençliğimi verdim. Şimdi de benden daha gencini isteyeyim. Anlıyorum ben onu. Canım abartıyorsunuz Burhan Bey. Bak Bule sizi sever. Yeriniz başkadır. Artık orasını hiç bilemeyeceğim yaprakçığım. Bakıyorum hala mesaj yok. Ya insan en azından bir mesaj atar. Nasılsın, iyi misin diye sorar ya. Nezaketen yani. Nezaket mi kaldı onda? Nezaketi nereden bilecek o? Bildiğin ayı. Ayı gibi dolaşıp duruyor orada da. Allah'ım yarabbim Fatoş, hadi çıkalım mı artık? Ay ne diyorsun sen şekerim? Burhan'ı böyle bırakıp çıkabilir miyiz? Deli misin ya? Ay siz burada olmasaydınız gerçekten şu anda en yüksek kattan kendimi atardım. Ay. Vallahi atardım. Ay öyle deme Burhan ne olur. Değmez Burhan Bey, sonuçta aşk yani. Aşk. Aşk ama Nil'in şarkısında dediği gibi çok kısa ömür, insan doğar, aşık olur, ölür. Hayat o kadar kısa. Çekil atayım elim. Kanıksamış olabilir. Ya keşke biraz naza çekseydiniz ha. Aman Burhan Bey, boş verin ya. Biri gider, biri gelir. Yapma ya. Ay başım çatlayacak gibi. Migrenim mi tuttu acaba? İşte de gidemedim. Biliyorum, bütün angaryaların bana kaldı Burhan abi. Makbule ile nasıl tanıştım size anlatmış mıydım? Ay anlat anlat Burhancığım, açılırsın. Ay hala mesaj yok, böyle iş olur mu ya? Çekil ata. Ortamımız harika. Çok üzülüyorum ya. Burhan abi gözünü seveyim yat. Bak gözünü seveyim yat, uyu, sabah işe gideceğiz. Hala mesaj yok. Of ya bak kız uyumuştur, saat kaç oldu, hadi sen de uyu artık ya. Acaba ben mi mesaj atsam? Olur mu canım, cool ol biraz. Tabii cool ol değil mi? Top
yaptı canım? Oğlum o seni arasın. He tabii lan. Ben niye arıyorum ki o beni arasın? He. Değil mi oğlum? Arasam mı lan şunu? Hayda. Şöyle bir arayayım bunu. Vallahi ağzıma geleni söyleyeyim, küfredeyim falan. Belki rahatlarım. Tamam yap, ara. Hadi, hadi ara abicim. Ara abicim, ara. İçin rahatlatacaksa ara. Yap hadi. Kıyamam kıyamam. Nasıl kıyayım oğlum ya? Ah abicim, bak abicim. Abicim sana bir şey söyleyeyim bak. Siz birbirinize çok aşıksınız. Sizin kaderleriniz birlikte yazılmış. Ayrılamazsınız siz. Değil mi oğlum ya? Tabii canım ya. Bunlar ufak tefek şeyler. Bunlar olur. Bunlar ilişkinin tadıdır, tuzudur. Hadi yatalım. Kardeşim benim. Sağ ol. Of. Sağ ol dostum benim. Gerçekten sen benim dostumsun. Bana moral verdin. Sağ ol dostum tamam, benim. Sağ tamam. Tamam Burhan abi. Hadi iyi geceler. Hadi yatalım, geceler. Hadi yatalım. İyi hissediyorum kendimi. Çok sevindim. Acayip güzel hissediyorum kendimi. Süper hissediyorum. Moralim çok güzel. Hayat çok güzel. Gençli güzelsin abiciğim. Tabii oğlum ya. Gencim güzelim yani. Allah Allah ya. Tabii lan. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Çok üzülüyorum. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sağdan. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.